Başkan buradayız. Evet. Evet. Beni çektiler mi? Çektiler. Bu proje ben çok uzun yıllardır çocukların vesilesiyle sağlıklı beslenmeyi gündemime almış bir anneydim. Bu çabalarım beni yıllar öncesinde bir organik tarım derneği kurmaya itti. Ankara civarındaki ilçelerde uzun çalışmalarım oldu. Dünya Bankası projeleri yaptım. Daha sonra profesyonel hayatta birazcık ara verdim bu çalışmalarıma ama geçen yıl genç bir emeklilikle tekrar çok hevesli olduğum tarım alanına geri döndüm. Ve özellikle de kronik hastalıklarda çözüm bulamayan geleneksel tıbbın alternatifi olarak gelişmiş fonksiyonel tıp beslenme yönteminin en önemli superfood denilen besinlerinden biri olan tatlı patatesi. Ben çok geniş kesimlere daha makul fiyattan ve en sağlıklı şekilde üretilmiş olanlarıyla ulaşmak istedim. Çünkü inanıyorum ki insanlar bu besini daha çok tükettikçe ya da benzer besin tükettikçe bizim de genç nesillerimiz daha sağlıklı büyüyebilecekler. Daha geleceğe bu konuda daha tereddütsüz, daha endişesiz bakabileceğiz. Çünkü hepimizin gündeminde son günlerde sağlıklı beslenme ve biliyorsunuz ayakta kalma var. Ve bir yandan da biz bunu yaparak organik tarımla aslında bu bölgeye de iyi bir rol model bence örneği sunuyoruz. Biz toprağımızda hiçbir ilaç kullanmadık. Hiçbir kimyasal mücadele yapmadık. Sadece bitkimize tamamen elle ot toplama, çapalama yöntemleriyle baktık, büyüttük, suladık ve şu anda o da bize ödülünü verdi. Gördüğünüz gibi ürünümüz gayet iyi ve bunu da yıldan yıla geliştireceğimizi düşünüyoruz. Kaç ürün üzerine bir ekim yaptınız? Biz 5 dekarda bir pilot yaptık. Önümüzdeki yıl bunu 2 katının üstüne çıkaracağız. Bir yandan da pazarın geliştiğini görüyoruz. İnsanlar tanısınlar, bilsinler, bu ürünü daha çok tüketmeye başlasınlar istiyoruz. Çünkü hani tatlı patates nerede kullanılır gibi bir şey de var. İnsanlarda bir tecrübe eksikliği de var. Bir yandan da biz iletişimimizle nerelerde kullanılır, nasıl yemek pişirilir vesaire bunları da anlatmaya çalışıyoruz. Biz ürünlerimizi ulaştırırken bütün tüketicilerimize içine koyacağımız küçük broşürlerle de bu tür bilgileri vermeye çalışacağız. Peki bu üretimden sonra yurt dışına falan arz talep meselesi oldu mu? Şimdi henüz yok. Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda tatlı patatesin aşağı yukarı %90'ının yurt dışından ithal olması. Biz şu anda ithalat azalsın diye çabalıyoruz. İthalat çok da pahalı bir ithalat. Üstelik tropikal iklim ürünleri bizim ülkemizde de yetişebiliyor. Yani birçok biliyorsunuz kivi oldu, avokado oldu, yani bir sürü tropikal iklim meyvesi var Türkiye'de yetiştirilmeye başlanan. Tatlı patates de şu anda onların arkasından geliyor. Neden ithal olsun? Ülkemizde yetişebilecekken, değil mi? Biz şu anda bu örneği Ege bölgesinde sergilemiş olduk ve böyle devam edeceğiz. Umarız biz Milas'ımıza hasat yaptık. Evet. Bununla ilgili bize kısa bilgi verir misiniz? Milas'ımıza ilk tatlı patates hasatımız bu. Şimdiye kadar olmamıştı. Amacımız bizim burada ürün çeşitliliğini arttırmak. Vatandaşlarımızı bunu yaymak. İnşallah bundan başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Bunun gibi birçok projeye imza atacağız. Ama tatlı patates bizim için çok önemliydi. Güzel de bir hasat yaptık, güzel de bir verim aldık. Amacım inşallah bunları geliştirmek. Tamam. Her zaman bekliyorum. Her görüşürüz.